digging my earth from my roots and weeds. My truth bleeds right back in the arm. No scar, but I left my mark. My friend got clean, then no deed. Life is just that dark. Clothes smelling like trees, digging my earth from my roots and weeds. My truth bleeds right back in the arm. No scar, but I left my mark. My friend got clean, then no deed. Life is just that dark, but life is just that bright. Özel gününüzde yanınızdayız. Akel Abiye ve Gelinlik 2023 yılına damgasını vuran en şık ve en zarif modelleriyle Abiye, gelinlik ve aksesuarlarını en uygun fiyat ve en bol çeşitleriyle bizden kiralayabilirsiniz. Akel Abiye ve Gelinlik, Burhaniye Mahallesi, Mehmet Şerif Yiğit Sokak, Özsoy Apartman 6, Ceyhan. Telefon 0543 575 9606. Sevgili izleyenler, iyi akşamlar. Tam Adana TV ana haber bülteniyle karşınızdayım. Ben Hatice Nur Yılmaz. Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir iş insanına siyasetçiden daha çok ilgi gösterildiğine meydanlar şahit oldu. Ailelerin daveti üzerine toplantılara katılan Ömer Arslan, gittiği her ziyarette miting havasında karşılandı. Kamuoyunda ve halkın gönlünde yaptığı yardımlar ve mütevazı kişiliğiyle 7'den 70'e herkesin ve her kesimin sevgisini kazanan genç iş insanı her hafta bir mahallede düzenlenen davete katılım göstererek çalışmalarını sürdürüyor. Siyaset üstü ilgi ve alakayla karşılanan Ömer Arslan, ev toplantıları ve mahalle ziyaretlerinde mevcut gündemi, çalışmaları ve şehir için düşüncelerini paylaşarak Ceyhan'a olan sevdasını dile getiriyor. Ceyhan Fırıncılar ve Unlu Mamulleri Odası ve Ceyhan Kent Konseyi Başkanı Muhammed İslam Bünül Ankara'da ziyarette bulundu. Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun yönetim ve denetim kurulu toplantılarına katılmak için Ankara'da bulunan Ceyhan Fırıncılar ve Unlu Mamulleri Odası Başkanı Muhammed İslam Bünül, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve Türkiye Fırıncılar Federasyonu Genel Başkanı Halil İbrahim Balcı ile esnaf ve sanatkarların sorunları hakkında bilgi paylaşıp çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu. Ceyhan'la esnafların selamlarını genel başkanlara ileten Bünül, bölge esnafının sorun ve beklentilerini genel başkanlara iletti. Başkan Bünül'ün bir süre daha Ankara'da olacağı öğrenildi. AK Parti Ceyhan Belediye Başkanlığı'na aday adayı olan birçok isim gündemde yerini alırken, eğitim camiasında ve spor camiasında sevilen, kültürel etkinliklere önem veren, partili partisiz herkesin tarafından değer verilen Turgut Gürbaz'ın aday adayı olacağı kulislerde yankılanırken, eğitim ve spor camiasından sevinçle karşılandı. 7 Ekim'de gerçekleşecek olan AK Parti Olağanüstü Kongresi sonrası aday adaylarını yoğun mesai bekliyor. Gürbaz'ın aday adayı olacağı durumda yüzlerce insanın etrafında kenetlenerek Gürbaz'a büyük destek vereceği Ceyhan'ın her noktasında konuşulmaya başlandı. 6 Şubat Kahramanmaraşlı merkezi depremin ardından Ceyhan'da da ağır hasar alan binalar kontrollü şekilde yıkılmaya başlandı. Ceyhan Şehir Stadyumu ağır hasarlı olduğundan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı talimatıyla yıkılacağı öğrenildi. Orhan Sümer, derinleşen ekonomik kriz ve döviz kurlarının rekor artışlarla iyice etkisini göstermeye başladı. Geçimlerini sağlayabilmek için temel ihtiyaçlarından kısmak zorunda kalan dar gelirli vatandaşlar paraya çevirebilecekleri şeyleri satmaya başladı. Uygulanan yanlış ekonomi politikalarının yansımaları bir önümüze çıkıyor. Faizler artıyor, döviz yükseliyor. Girdi maliyetleri korkunç boyutlarda. Elektrik ve doğalgaza gelen zamlar bu kışın çok zor geçeceğinin habercisi dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım Orman Köy İşleri Komisyon Üyesi Ayhan Barut, Çukurova'da kilogram fiyatı 1,5 liraya kadar düştüğü satılamayan ve dalında kalan limon üreticilerinin feryadını dinleyip
çiftçilere destek istedi. Geçen sene 7 liraya satılan limonun fiyatının bu yıl katlanarak artan maliyetlere rağmen 1,5-2 liraya kadar düştüğünü aktaran Barut, çiftçimiz 5 kilo limon satsa bir bardak çay içecek para alamıyor dedi. Üretici bahçede limonunu satamıyor, dalında kaldı. Maliyetinin 5 lira civarında olduğu ama bahçede dalında 2 liraya dahi satılmadığı bir dönem yaşıyoruz. Peki 2 liraya satılmayan bu limon markette kaç lira? Minimum 20 lira. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Koca İspir, akşam çay buluşmaları çerçevesinde Solaklı halkıyla buluştu. Mahalle sakinleriyle kucaklaşan Koca İspir, yüreğin her noktasında eşit hizmet sunduklarını söyledi. Solaklı Merkez Cami karşısındaki park alanında gerçekleştirilen akşam çayı buluşmalarına Koca İspir'in yanı sıra birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinlediği etkinlik halk oyunları gösterisiyle başladı. Solaklı sakinleri oldukça keyifli geçen etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Bu yıl aşırı sıcaklar nedeniyle çok şiddetli kuraklık görülen Adana'nın Kozan ilçesinde Kozan Barajı kuruma noktasına geldi. Barajdaki suyun kilometrelerce çekilmesiyle baraj adeta çorak araziye döndü. Havadan drone'la görüntülenen kuraklık manzarası görenleri ürküttü. Barajda bulunan teknenin ise kuraklık nedeniyle tüm turları iptal edildi. Kozan'da kilometrelerce çekilen su ile geçtiğimiz yıllarda kuraklık nedeniyle gün yüzüne çıkan tarihi yapı ise yeniden görüntülendi. Barajdaki su seviyesi %16 seviyesine kadar geriledi. En özel gününüzde yanınızdayız. Akel Abiye ve Gelinlik, 2023 yılına damgasını vuran en şık ve en zarif modelleriyle Abiye, gelinlik ve aksesuarlarını en uygun fiyat ve en bol çeşitleriyle bizden kiralayabilirsiniz. Akel Abiye ve Gelinlik, Burhaniye Mahallesi, Mehmet Şerif Yiğit Sokak, Özsoy Apartmanı 6, Ceyhan, telefon 0543 575 9606.